Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz bu akşam sizlerle ikizler burcu kadını haziran ayında neler bekliyor bunların yorumunu yapacağım Haziran ayında bakalım sizler için neler getirecek kartlarımız e, yıldızlar neler söyleyecek neleri yapıp neleri yapmayacağınızı söyleyecek tavsiyeleri neler olacak bunları yorumlayacağım Dilerseniz hemen vakit kaybetmeden ben hemen kartları karıştırmaya başlayayım ileriye sardırabilirsiniz videoyu beklemek zorunda değilsiniz onu da söyleyeyim Evet sevgili arkadaşlar şimdi e, Tılsım ikilisiyle birlikte geldik İlk kartımız Tılsım Kralı geldi Ve Adalet kartı geldi yanına Şöyle bir durum var Eğer ki hayatınızda Boğa Başak ve Oğlak erkeği varsa Ve bu adam sizi oyalıyor gibi geliyorsa size veya da gerçekten de oyalanıyorsanız bu kişiyle Yani o sizi oyalıyorsa diyelim Buraya bir adalet geldi hem de ile birlikte geldi Gördüğünüz gibi Böyle geldiği zaman Kılıçla birlikte ne yapar biliyorsunuz e, Kılıcını kullanır sevgili arkadaşlar Adalet kartı pek de yabana atılacak bir kart değildir ilahi adalet tecelli ediyor demektir Düşlerinize inanın dedi büyüyen hilalle Ve dua kartımız var Bakın burada bol bol dua etmeniz gerekiyor Bu ay haziran ayında Sizleri bir dua e, şeyi içerisinde olmanız gerektiğini söylüyor bu ay üçüncü gözünüz aktif olacak, hisleriniz çok kuvvetli olacak ve siz bu insandan uzaklaşmak e, durumunda kalabilirsiniz. Bu Boğa Başak ya da Oğlak erkeğinden eğer hayatınızda böyle birisi varsa ayrılmanız gerektiğini uzaklaşmak gerektiğini hissedeceksiniz ama bağımlılığınız olmuş bu kişiye karşı eğer ki aynı evi paylaşıyorsanız evde kalın diye bir uyarı yaptı bakın. Wombat ruhu ile birlikte evde kalın kartımız geldi. Yani evden ayrılmayın bir yere gitmeyin uzaklaşmak evet belki düşüncesel hissel olabilir ama eyleme geçirmeyin dua edin dedi. Bereketiniz oldukça iyi son derece muhteşem görünüyor. Şimdi şuraya bir tane kart almak istiyorum ben. Bu iş nedir? Bu erkek sizin için oyalıyormuş bakalım. Uzun zamandır hem de. o <laughs> oh, evlilik meselesi sevgili arkadaşlar. Tamam. Ama sizde elinde sıkı sıkıya da tutuyormuş. Bu insan belki e, 30 yaşında bile olmayabilir. Onu da söyleyeyim. Yani ya da toy enerjilerde de olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Eğer ki bir arsa arazi meselesi konusunda bir daire satın alınması satılması konusunda bazı tereddütleriniz varsa oyalandığınızı hissediyorsanız e, hukuksal açıdan veya da insan ilişkilerinde hani böyle size oyalıyorlarsa bilin ki buna da bir adalet gelecek böyle de bir durum var ve siz berekete erişeceksiniz bu arsa arazi ve daire yani gayrimenkul konusunda bu fikirden artık uzaklaşırken bolluk bereket sizi bulacak. Murphy kanunu çalışacak gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Yani siz ne zaman bıraktım ama ne olursa olsun artık dediğiniz noktada abi bir de bakacak ki enerji sanki ok yaydan çıkmış gibi hemen sizi bulacak. Bereket enerjisi olarak görünüyor. Bir de şunun için uyarıyor sizi kartımız çay olur kahve olur sigara olur alkol olur artık diğerlerini söylemiyorum madde bağımlı demek istemedim ama buna karşı da bir uyarısı var. Şey yapmayın yani psikolojinizi bozmayın çok fazla da tüketmeyin aman deyip de hani yani saldım gitti gibilerinden öyle bir şey de yapmayın diyor kimilerinin alışveriş tutkunluğu vardır bu da bir bağımlılıktır sevgili arkadaşlar alışveriş yapmadan duramaz bir insan bu da olabilir yani bağımlılığınız her neyse bunu abartmamaya özen gösterin diyor burada aslında en iyisi hiç bağımlı olmamak ama tabii ki de bunu başarmak da çok büyük bir meziyet olurdu bu zamanda diye düşünüyorum en azından hiç değilse bir çay ya da kahve bağımlılığı var sevgili arkadaşlar yani peki o zaman hadi bakalım sorularımıza başlayalım bir işi olmayanlar size doğru gelen güzel bir teklif var hadi bakalım çok güzel teklifler sizi bekliyor çok istediğiniz çok beğendiğiniz bir iş teklifi size gelecek Haziran'da İşi olanlar o eğitim işinde yükselme işinde artık profesör gibi olmak masterını yapmak gibi bir durum ya da bu işle alakalı bir eğitim almayı düşünecek olabilirsiniz yani hani bir sertifika programı bir dil eğitimi programı veyahut da bir üst seviye bir pro proya geçme e, için hani seminerler olur sertifika programları olur dediğim gibi eğitim olur belki bilmediğiniz başka şeyler de vardır buna yöneleceksiniz olarak görünüyor. Peki bir ilişkisi olmayanlar artık bazı e, kalıplaşmış düşüncelerinizden sıyrılacağınızı söylemeliyim bir ilişkiniz yok ama hani kendinizde kapatmayacaksınız. Artık böyle fikir değiştireceksiniz sevgili arkadaşlar ve kutlamalara daha çok gideceksiniz. Arkadaşlarınızla eğlenceye ve ailenizle özellikle de hem aileniz hem de arkadaşlarınız, yaşıtlarınızla eğlence ortamlarında biraz kafa dağıtacaksınız ve bu e, belki de çok sıkılıyorsunuz. Bunu kimseye belli etmiyorsunuz ama şey yapacaksınız. Bunu çok güzel bir şekilde aşacaksınız olarak görünüyor. Peki İlişkisi olanlar tedirginsiniz sevgili ikizler kadını hayal kırıklığı ama sonrasında da bir şey. Şimdi şöyle dileklerinize ulaşamamışsınız istediğiniz gibi bir ilişki olmamış bu ilişki anladığım kadarıyla gördüğüm kadarıyla biraz hayal kırıklığına uğramışsınız ve tedirginsiniz artık ne olacak bu ilişkin şimdi ben böyle bir şey hayal etmiyordum diyorsunuz ve Finansal sıkıntılar yüzünden sanki bu ilişki birazcık Mayıs ayında <laughs> yenilenmeye ihtiyacı olan bir ilişki olacak. Peki ne olacak? Hmm, aman dikkat. Şimdi sizler bayan olduğunuz için burada sizi çok güzel bir şekilde uyarmak gerekiyor. Yani e, gözlemleyin başka yapacak bir şeyimiz yok. Yani ağır söz işitebilirsiniz, aldatılabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bunlar olabilir. Yani bu kişi aslında sizinle ciddi bir yola çıkmak istemiyor. Böyle görünüyor sevgili arkadaşlar. Yani Haziran ayında bunu öğrenecek olabilirsiniz. Peki partnerinizin gerçek niyetini o da çok pişmanlık içerisinde <laughs> olacak bir karar verecek. Belki de yurt dışına gitme durumları falan var. Ama gitmeyecek, duracak. Yine duruyor. Yani nedense yine duruyor dedim. Demek ki plan var, program var. Fakat zaman daha gelmemiş. Pekala bakalım. Siz tabii ki bu duruma bir sopa çekeceksiniz, bir duruma bir el atacaksınız ve belki ikiniz bir seyahate çıkacak olabilirsiniz. Başka bir yere taşınacak olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki evli olanlar için ise. Oo, eşiniz sizden kendisini geri çekmiş olabilir Çocuklar ve siz dışarıda kalmışsınız Neyse denge meleği geldi Ve artık sorumluluğu Alacak o çok iyi Muazzam şimdi Mayıs ayında Filan e, veya da Nisan ayından Biri kendisini birazcık sizden geri çektiyse Bu ay çok güçlü bir şekilde Ailesine sahip çıkacak sevgili arkadaşlar Hiç merak etmeyin Güzel olacak evliliğiniz bu ay Peki Platonikseniz hayatınızda hiç kimse yoksa ve e, sadece ben platoniyim diyorsanız uzaktan uzağa birisini seviyorsanız bakalım bu adam size gelecek mi bu ay? M -m -m, bakın aslan adam olayları asmış İla, şey yapıyor İleri tarihi attığını söyleyebiliriz. Peki ex partnerinizde aklınız kaldıysa onunla barışmak onunla görüşmek istiyorsanız ve e, tekrardan onunla bir niyete girdiyseniz <laughs> kısacası onunla evlenmek istiyorsanız bu adamın size bir niyeti var mı haziran ayında? O iki arada bir derede kalmış beyefendi. Hayırdır bir engel var anne veya da eski eş de olabilir. Sosyal medya engeliniz de var fakat birçoğunuzun bunu çözeceksiniz. Birli vakitte ayın birinde. Sizler ruh eşisiniz biliyor musunuz? Aranızda birisi girmiş. Tamam şimdi geliyor. Bütün içtenliğiyle bütün samimiyetiyle sizlere geliyor sevgili arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ama ne haber nasılsın mesajıyla gelecek. Öyle ufak bir mesajla gelecek sizlere. Yani hani e, çok da büyük aşkım canım cicim ben ölüyorum bitiyorum diye bir şey beklemeyin. Yani şimdi o da gururludur. Böyle bir ne haber ne haber haber işte merhaba merhaba siz böyle oradan ilerletmeye bakın sevgili arkadaşlar. Peki sizin için hayırlısı mı bu kişi? Evet, hayırlı. Çünkü bunu öğreneceksiniz. Öğrenmeniz gereken bir şey daha var. Bu kişinin çok meşgul olduğu. İşiyle çok meşgul ve çok büyük sorumluluklar almış. Özel hayatında da olabilir, iş yerinde de olabilir. O yüzden belki de sizinle e, düzgün bir ilişki de kuramadı ama artık şimdi kuracak. Size karşı bonkör enerjilerde olacak. İlişkiniz güzel gidecek ve mutlaka bir de sadaka vermeyi de unutmayın. Minik de olsa verin. Ama karşınızdaki mutlu olsun yani sadaka verip 1 lira atıp 5 lira atıp veya ne bileyim 10 lira 20 lira atıp geçmeyin Bu bir şey verdiğiniz kişi mutlu olmalı o zaman işe yarayacak başka türlü paranıza yazık olur hepinizi kocaman öpüyorum başka açılımlarda görüşmek üzere ve özellikle de ikizler burcu kadınının temmuz ayı yorumunda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın